Erdoğan konuştu. Sosyal medya sallandı. Erdoğan'ın konuşmasından çıkartılan sonuç, devletin kasası boş. Devlet vatandaşına para vereceğine vatandaşından yardım amaçlı para istiyor. Bakalım sosyal medya ne demiş? Zeynep Gürcanlı, Merkez Bankası ihtiyaç akçesine her har vurup harman savurdular. Şimdi bağış kampanyası yapıp yine parayı halktan istiyorlar. Devlet yurttaşlara yardım edecek diye umarken biz yurttaşlar devlete para verecekmişiz. Süper, aynen devam. Levent Özeren, biz devletten destek beklerken devlet bizden destek bekliyor. Ne güzel İstanbul. Türkiye gerçekleri. Yediler, içtiler, eğlendiler. Millete masayı toplayın diyorlar. Bizden para isterlerse şaşırmam demişti Türkiye gerçekleri isimli hesap Erdoğan'ın konuşmasından önce. Kemal Özkiraz, merak ediyorum kullanmadığımız köprü ve yollar için garanti ücret olarak ödediğimiz para ne kadar? Cumhurbaşkanının halktan para istediği hesapta daha mı çok para toplanacak? Türkiye gerçekleri. Kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Faturaları nasıl ödeyeceğiz? Deyip devletten yardım beklerken yok yok cidden biz hak ettik. Mustafa Hoş. Erdoğan pamuk eller cebe hal ilan etti. Mine kırık kanat. Çaldıklarınızı geri verin. Hayatımızı, ülkemize, şehirlerimizi ve neşemizi geri istiyoruz demiş AKP'lilere. Levent Özeren. Kanal İstanbul'u yapacak kimse bulamazsak kendimiz yapacaktık. Hani yapacak paramız vardı? Suriyeliler için bir 40 milyar dolar daha harcayabilirdik. Hani paramız vardı? Çağlar Tekin. İnsanlar hayatta kalabilmek için hükümetin yanında olmasını, devlet olmanın gereğini geç de olsa yerine getirmesini beklerken hükümetin onlardan para istediğini izledi. AKP'yi bilenler için beklenen AKP'den hala medet umağan, devlet gibi davranmasını bekleyen için şaşırtıcı. Şirin Payız'ın şaka olmalı demiş İsmail Lüken. Mücadelede yeni aşama. Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak ulusal kampanya başlattı. Hazinede para yok. Pamuk eller cebe. Erk Acerer. O halini kendin yap. Gerektiğinde sosyal devlet ol. Eşsiz. Biz para yiyip laf edeni tutuklarız. Okçular Cumhuriyeti güzel kurdular ama. Fatih Yaşlı. Başka ülkelerde devlet vatandaşa para veriyor. Bizde devlet vatandaştan para istiyor. Çünkü dünya beşten büyüktür. Levent Özeren. Yine devleti millet toplayacak. Nerede paralar diye sorsak hain ilan ediliriz değil mi? Tuncay Özkan. Diğer ülkeler vatandaşına destek olmak için para verirken bizimkiler vatandaşından para istiyorlar. Bizi virüs değil bu düzen öldürür diye tweet atmış. Mustafa Sönmez. Maaş bağışı kampanyası yeni numara. Yahu milyarlarca liralık desteğe ihtiyacınız var bu yıkımın. Yüz binlerce işsiz dalgası geliyor. Zekatla, fitreyle, bağışla neye derman olacaksın? Ayrıca kim size nasıl güvenip para teslim etsin? O paranın yandaşa akmayacağı ne malum? Kemal Özkıraz. Trump halka para vereceğiz. Merkel devlet arkanızda para vereceğiz. Boris, Britanyalılara para dağıtıyoruz. Macron, herkesin maaşını devlet verecek. Erdoğan, merak etmeyin halktan para toplayacağız. Ümit Karaca, anlaşılan yine her şeyi Mansur Yavaş'tan bekleyeceğiz. Türkiye gerçekleri, ulan cidden hazinede para yokmuş. Erk Acerer, beceremedik deyip tüm süreci Haluk Levent'e devretseydiniz çok daha mantıklı olurdu. Ömer Ödemiş. Cebinizdeki paraya muhayyet olun. Devletin kasası boş. Bizim cebimize yöneldiler. Nevşin Mengü. Pamuk eller cebe ey halkım. Kasa tam takır kuru bakır. Merdan Yanardağ. Erdoğan'ın konuşması yine hayal kırıklığı yarattı. Özetle kasa boş, para yok dedi. Yine milletten istedi. Peki ya 18 yıldır ne yaptınız diye bir soran çıkarsa çıkmaz mı? Erdoğan'ın konuşmasının özeti devlette para yok, vatandaş yardım etsin.